Afyon maçında tabii dışarıdan maalesef haksız yere suçlandığımız ve haksız yere eleştirildiğimiz ve baskı altında gittiğimiz maç oldu. Afyon maçıyla alakalı ki ısınmaya çıktığımızdan beri, stada girdiğimizden beri taraftarın akıl almaz salak salak söylemleri vardı açıkçası. Biz bunları hiç aldırış etmeden dimdik sahada mücadelemizi ettik. Dimdik savaştık. 10 kişi kalmamıza rağmen, hakemin bir nebze birazcık taraflı olmasına rağmen dediğim gibi dimdik ayakta kaldık. Bu formunun hakkını vermek için mücadelemizi sonuna kadar devam ettirdik. Nitekim kazanabileceğimiz maçı berabere bitirdik. Olumsuz şartlar olmasına rağmen. O yüzden buradan hem oyuncularımı yaptıkları mücadeleden dolayı bizi destekleyen herkesten dolayı çok teşekkür ederiz. Bir tane tribünden Bursa maçında açılan tribünden bayrak yüzünden komple bütün futbol kamuoyunu bizi suçladılar. Halbuki burada 5000, 4700 polis nezaretinde sahaya girenleri zaten polisler o bayrağı açanlara işlem yaptı. Bizim işimiz sahada futbol oynamak. Futbolu da her türlü eleştiriye rağmen, her türlü tepkiye rağmen dimdik ayakta kalan oyuncularımı bir kez daha tebrik ediyorum. Bunlar bizi ilgilendirmiyor. Biz futbol oynuyoruz, futbol adamıyız. Bu şehri, bu takımı, Ahmetspor'u en iyi şekilde üst tarafa, birinci lige nasıl çıkartabiliriz onun peşindeyiz. O yüzden bunu son kez söylüyorum. Bunları bir kenara bırakıyoruz. Güzel bir mücadeleyle berabere bitti. Gene söylüyorum kazanabilirdik. Bu akşam yarın Batman Petrol maçı var. Seyircisiz oynayacağız maalesef. Haksız yere verilen cezalardan dolayı. Sahanın kötü olduğunu biliyoruz. O yüzden mücadelenin tekrar üst seviye olması gerekiyor bizim adımıza. Ve bir rakip de kolay bir rakip değil. Hem burada bize yakın hem de bir rekabet iyice oluşmaya başladı artık takımlar arasında. Biz de bu takımlar arasında en favori gösterilen ve maalesef bu tür mevzulardan dolayı birazcık aşağılara çekilmek isteyen bir takımız. O yüzden gene söylüyorum bu bizi etkileyeceğini düşünmüyorum. Kendi sahamızda oynuyoruz. Seyircimizsiz maalesef ama kazanmamız gereken maç. Moral motivasyonumuz gayet iyi. Herkesin desteğini, doğru aklı selim düşünen herkesin desteğini arkamıza alıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Kazanmak zorundayız. İnşallah da bunu başaracak hem moralimiz hem motivasyonumuz hem de bir aile ortamımız var. İnşallah kazanırız. İlk önce Afyon maçı bizim için zor geçeceğini biliyorduk. Yani bundan önce oluşan kamuoyu, bizim oraya işte gidiş şeklimiz, onların yaptığı açıklamalar falan. Ama biz takım olarak orada iyi bir kenetlendik. Yönetim, takım, teknik direktör hepimiz. Oradan iyi bir sonuçla döndüğümüzü düşünüyorum her şeye rağmen çünkü. Yani artık bu maçı unuttuk. Önümüze bakacağız. Bizim hedefimiz yukarılara oynamak, en yukarıya oynamak. Tek tek maça bakıyoruz. Önümüzde de Batman maçı var. Batman takımının iyi bir takım olduğunu düşünüyoruz. De hocanın da dediği gibi sahamız maalesef kötü. Bunun için daha iyi mücadele etmemiz gerekiyor. Bursa maçı gibi iyi mücadele edersek kalitemize daha çok ortaya çıkacak. Bu şekilde maçı kazanacağımızı düşünüyorum. Böyle. Yani Afyon'a gittik biz takım olarak zaten son haftalarda bir puan grafiğimizde yükseliş zaten var. Bunu herkes görüyor ve konuşuyor. Afyon'a biz zaten takımımız her zamanki gibi inanarak, çok çalışarak gittik ve 10 kişi kaldığımızda bile gayet güzel bir oyun oynadık. Dış etkenler oldu. Biz bunlara artık alıştık. Çoğu yerde bunları görüyoruz ama keşke hiç olmasa. Farklı yerlere çekilmese spor. Maalesef oldu. Bu konuda bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Biz her zaman çıkıp futbol oynamak zorundayız. Ve bunu da yapacağız, devam edeceğiz. Afyon'dan bir puanla döndük. O şartlar altında iyi bir puan ama biz tabii kazanmak için gitmiştik. Şimdi önümüzde Batman maçı var. Batman'la da iki şehir arasında bir dostluk kardeşlik var. İnşallah maçta dostluk kardeşlik ve fair play içerisinde geçecek. Kazanmak için sahaya çıkacağız. Sahanın zemini bizi illaki zorlayacaktır. Ama biz her şartta, her koşulda kazanmak için orada olacağız ve kazanacağımıza inanıyorum. Takım arkadaşlarım, abilerim, bu doğrultuda zaten hep birlikte çok çalışıyoruz. Sürekli konuşuyoruz, bir araya geliyoruz. İnşallah kazanan taraf olacağız. Maçtan önce şöyle bir avantajımız oldu. Olcay Şahin'in daha önce kullandığı penaltıyı izledim. Kalecinin sağ tarafına vurduğunu gördüm. Ama o da çok profesyonel bir oyuncu. İzlediğimi tahmin edip terse vurabilir diye son ana kadar beklemeye karar verdim. Topun çıkışını gördüm. Allah da yardım etti yani çıkardık. İnşallah böyle başarılı maçlar çıkarmaya devam ederim.